M5 YouTube kanalından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da M5 Genel Yayın Yönetmenimiz Sayın Ardan Zentürk'le beraber gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Sayın Zentürk, her hafta olduğu gibi bu hafta da hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Kıyafetim için kusura bakmasın millet. Çünkü artık tatildeyiz. Ama tatilde de çalışmaya devam ediyoruz. Evet, gayet şık görünüyorsunuz. Ben hemen sorularıma geçeyim. Son programımızda savaşın kaderinin her sonla belirleneceğini belirtmiştiniz. Batılı askeri kaynaklara göre de Ukrayna ordusunun her sonu geri alma süreci hız kazandı. Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeleri, bu durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine her zaman olduğu gibi geçen hafta bir öngörüde bulunmuştunuz ve tabii ki çıktı. Esasında daha açık konuşmak gerekirse 18 Haziran'da kendi kanalımda yaptığım bir video analizde ilk defa her sonu Türkiye'de ve dünyada belki de gündeme getirdim. Çünkü savaş bir tür satrançtır Balca. Yani sonuç itibariyle askerler için piyon veya şah vezir demiyorum. Ordular gelirler ve kurmayların kendi planları çerçevesinde ne yaparlar? Belirli bir stratejiyle bir kazanım elde etmeye çalışırlar. Mesela savaşın başına döndüğümüz zaman, ilk başına 24 Şubat'a Rus kurmaylarının çok hatalı bir savaş başlattığını gördük. Ne oldu? Belarus'tan girdiler. 5 gün içinde Kiev'i alacaklarını zannediyorlardı. Müthiş bir şehir gerillası direnişiyle karşılaştılar. Ukrayna ordusu hazır bekliyormuş ve çok insan kaybettiler. Esas kaybı orada verdiler. Çok malzeme kaybettiler. Sonra ne oldu? Rus kurmayları dedi ki biz buradan yürürsek başarılı olamayacağız. Ne yapalım? Dönelim. Döndüler. Ne yaptılar? Donbass diye adlandırdığımız Luhansk ve Donetsk bölgelerinden oluşan bölgeyi ele alma çabasıyla yeniden savaşa başladılar. İşte savaş böyle bir şey. Satranç gibi. Fakat tabii Ruslar bunu yaparken öbür tarafta boş durmuyor. Yani o öbür taraf dediğim sadece Ukrayna kurmaylarından oluşmuyor. NATO kurmaylarından oluşuyor. Çünkü şu anda Zelenski bunu kabul eder etmez bilemem yani, ama sonuç itibariyle Ukrayna'da yaşanılan bir Doğu-Batı savaşıdır. Ve NATO'nun vekil ordusu da Ukrayna ordusu. NATO 3. Dünya Savaşı çıkmasın diye Rusya ile birebir savaşmamaktadır. Fakat Ukrayna ordusuna sağladığı lojistik destek, askeri mühimmat, eğitim ve kurmay desteğiyle o savaşın ana parçalarından biri olarak görev yapmaktadır. Bu bir NATO ve Rusya savaşıdır. Ama tabii Ukrayna ordusunun bu kadar toprağına bağlı ve milliyetçi bir kimlik taşıdığını sanıyorum NATO'lu kurmaylar bile tahmin etmemişlerdi. Şimdi ne yapılıyor? Ruslar Donbas'a doğru gelince dikkat et, 2 ay süren bir Mariupol savaşı yaşandı. O savaşta esasında Ukrayna ordusu en seçkin ve en milliyetçi unsurlarını bir gün elbet kaybedeceğini biliyordu. Çünkü dört tarafı kuşatılmış, lojistik desteği kalmamış, bir çelik fabrikasına sığınmış askerlerden bahsediyoruz. Ama çelik fabrikası da Sovyetler Birliği döneminde yapılmış. Altı tamamen fabrikanın altı nükleer savaşta depo ve sığınak olarak kullanılma amaçlı. Düşünsene yani. Bir çelik fabrikası var, 6 şehir. O yüzden Ruslar 2,5 ay bir çelik fabrikasını düşüremediler. Niye? Çünkü kurmayların planı şuydu. Biz burada Rusları ne kadar oyalarsak Donetsk ve Luhansk'taki savaş güçlerini o kadar düşürürüz. Nitekim öyle oldu. Ben bunları uzun uzun anlatıyorum çünkü ekranlara bazı askeri uzmanlar çıkıyor. Harp akademilerinde 40 yıl önce okumuş oldukları kitaplar çerçevesinde konuşuyor. Oysa Ukrayna Savaşı tam anlamıyla bir kurmaylar savaşı. Yani kimin kurmayı daha akıllıysa
o kazanacak. Nitekim Rusya daha sonra Mariupol'ü düşürdükten sonra Luhansk'ta hızlı fakat Donetsk'te yavaş ilerledi. Niçin? Çünkü Ukrayna'nın planı şuydu. Rusya'yı Donbas bölgesinde yani doğuda bir taarruzla meşgul etmek. Ama esas Ukrayna'nın saldırısını biraz önce senin sorduğun Herson bölgesinden gerçekleştirerek doğrudan Rusya'nın Aşil topu olarak gördüğü ve en çok hassas olduğu bölge neresi? Kırım Yarımadası'na yönelmek. Şimdi bu stratejiyi ben Haziran ayında ilk aktardığımda kimse pek dinlemedi. Ama şimdi herkes onu konuşuyor. Ve bu savaşın sonunu verecek bir Herson muharebesidir. Çünkü bazı savaşlar Balca bir muharebe çerçevesinde yaşanır. Mesela Türk Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası Sakarya Muharebesi'dir. Sakarya Meydan Muharebesi. Orayı kaybetseydik Ankara'yı kaybediyorduk. Yani böyle her savaşın, her uzun savaşın bir kritik muharebe anı vardır. Eğer Sakarya'yı kaybetseydik Kurtuluş Savaşı'mız çıkmasa giriyordu. Kazandık. O bizi nereye götürdü? Kocatepe'ye götürdü, Afyon Ovası'na, Dumlupınar'a, İzmir'e götürdü. Şimdi burada eğer Herson'da Batılıların ve Ukraynalı kurmayların öngördüğü gibi Ukrayna ordusu, orada bir nehir var ismini tam hatırlayamıyorum şimdi, Dinyaper değil, küçük bir nehir. O nehrin güneyine geçtikleri an Rusya için tek bir seçenek kalır. Ateşkes istemek. Ateşkes isteyerek ancak durdurabilirler karşı tarafın taarruzunu. Şimdi tabii bu olay öyle çok da uzak bir mesafe değil. 15 Ağustos civarında bize net olarak kendini gösterecektir. Bir yandan da enerji krizi de kapıda bu arada. Yani Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı doğalgazda kesintiye gitmesi AB ülkelerinde büyük bir panik havası yarattı. En zor durumda kalan ülkelerden biri de Almanya. Hatta şaşkınlık getiren bir açıklamada da bulunmak zorunda kaldı Almanya. Vatandaşlarına son çare olarak soğuk duşu önerdi. maalesef. Bu süreç nereye evriliyor? Bizi neler bekliyor? İlginçleşmeye başladı çünkü. Tabii şimdi Rusya daha önce de doğalgazı bir silah unsuru olarak kullanmıştı. 2014 yılında gayet iyi hatırlıyoruz. Almanya'nın en büyük hatası Gerhard Schröder gibi Rusya'nın parasını güzel bir şekilde cebine indirmekte olan politikacıların da etkisiyle Rusya ile uzlaşmacı ve işbirlikçi bir politika çerçevesinde o son 10 yılda bağımlılığını azaltacak siyaset kararları almaması. Tam tersine Rusya-Alman yönetimlerinin kendisiyle olan ilişkisinden o kadar memnundu ki açık konuşalım. Nord Stream 2 yani Kuzey Akımı 2'yi bile oluşturdu. 17 milyar dolarlık bir yatırımla şu anda o boru hattı boş duruyor. Ama Avrupa'nın ihtiyacı olan doğalgazı oradan yollayacak. Amerika 10 yıldır Angela Merkel'e, eski başbakanı, 1000 defa söyledi. Bunu yaptırma dedi. Bu yanlış. Rusya'ya çok bağımlı hale geliyorsun. Tam tersine Güney Akımı Türkiye üzerinden bir formül bulalım. Yani Azerbaycan, Hazar, şu bu. Böylece olayları çeşitlendirelim dedi. Bizim TANAP'ı yaptığımız dönemde Alman hükümetinin kılı kıpırdamadı. Yani kendi ektiklerini kendileri biçiyor. Enerji dünyasında bakın Türkiye, evet Erdoğan'ın bazı politikaları falan eleştirilebilir ama mesela enerji politikasında Türkiye hem alternatif enerji kaynaklarını mevcut enerji tüketiminin %22'sine rüzgar enerjisi biliyorsun ve güneş enerjisini
%22'ye getirdik biz. Yani 100 megawattlık ihtiyacımızın 22 megawattı oradan geliyor. Ayrıca doğal gaz olayında da Rusya, İran vardı ama sonra biz Cezayir'i koyduk, Katar'ı koyduk. Yani enerjiye dıştan bağımlı devletlerin kaynak çeşitlendirmesi çok önemli. Çok önemli. Hayati önemli. Senin yanı başında Norveç var. Norveç bir doğal gaz ve petrol ülkesi esasında. Dışarıdan baktığın zaman bir Kuzey Avrupa ülkesi gibi gözüküyor ama Suudi Arabistan'dan farkı yok. Niçin o kaynakları harekete geçirmiyorsun Avrupa olarak? Şimdi tabii eksiklerini biçiyorlar balca. Yani Fransa'da da var bu. Yani Fransa'da bir de çok kuraklık var. Ben şimdi oradan konuşuyorum sizinle. O yüzden kuraklık, enerji sorunları, doğal gaz ne olacak? Üşüyecekler. Bu kış Avrupalılara söylüyorum. Yani ısınmak istiyorsanız Antalya var falan. Hani doğal gaza ihtiyaç duymadan yaşayabileceğiniz Türkiye kıyıları var. Oteller boş. Gelin sıcak sıcak oturun. Ne yaparsanız yapın. Tabii bu işin latifesi. Yani çünkü insanların işi var, gücü var, çalışıyorlar yani falan. Böyle bir sorunla karşı karşıyalar, çözülür. Yani ama bu kış çözülmez. Onu söyleyeyim. Ama 2027'ye kadar, 2030'a kadar Rusya'da çok büyük kayıp yaşar. Yani geleceğe dönük mali hesaplamalarında çok ciddi bir yıkımla karşılaşabilir. Şimdi ne yapıyor? Onu da öğrendik. Rusya, Hindistan boru hattı oluşturmaya çalışıyor. Çin'e boru hatlarını büyütmeye başladı. Yani Asya ülkelerine ihracatı arttıran, Avrupa'dan kademeli olarak çekilen bir Rusya yaşayacağız. Peki Çin demişken dünyanın gözü Rusya Ukrayna savaşındayken diğer yandan da bir başka gerilim daha tırmanıyor. Çin ve Tayvan. Sizce savaş kapıda mı? Ya dün Xi Jinping'le, adamın da ismi ne zor ya. Xi Jinping'le, ben Xi diyeyim. Zaten Xi diyoruz. Joe Biden 2 saat küsür dakika konuştular. Orada Joe Biden'a demiş ki ateşle oynayan yanar. Tayvan konusunda. Sonra bunu bir Amerikalı yetkiliye sormuşlar. O da demiş ki ya o hep söylüyor. Yani Kasım ayında da söylemişti. Artık alıştık yani ateşle oynayan yanar, ateşle oynama falan. Yani böyle bir garabet durum. Fakat da bir durum çok gergin. Fakat bu Rusya Batı gerginliği gibi bir gerginlik değil. Çin kapasitelerini biliyor. Esasında 1.6 milyarlık nüfusa sahip dev bir ülke. Ordusu da teknolojik olarak kendini yenileyen bir ordu ama bir uzman olarak kabul ederseniz söyleyeyim. Bazı ordular stratejiktir. Yani Türk ordusu mesela. Kazakistan'da bile operasyon yapabilir Türk ordusu. Dağlık Karabağ'a 5 dakikada inebilir. 30 saniye sonra Libya'da bulabilirsin. Türk ordusunun bu tür bir stratejik kimliği vardır. Bazı ordular oturan boğadır. Ben onlara oturan boğa derim. Hani Kızılderili reisi gibi. Pakistan ordusu, Hint ordusu, Çin ordusu, Güney Kore ordusu. Bunlar geleneksel olarak kendi alanlarını iyi koruyan ordular olarak dikkat çekerler. Yani maazallah Çin'e saldıramaz. Saldırırsan seni o ordu kendi topraklarında ham hum şarolop kemiklerini sıyırır. Fakat aynı orduya desen ki Tayvan'a çık, çıkar belki ama sonu fiyasko olur. Çünkü o tür bir stratejik kabiliyetleri yok. Dünyanın stratejik kabiliyete sahip orduları bellidir. Bunlardan ilk üçü zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde batılı olarak bulunuyorlar. Amerika, İngiltere ve Fransa. Bunun yanında Danimarka ordusu, Hollanda ordusu. Yani NATO'nun Türkiye dahil belirli kriterleri sağlamış, çok sağlam
stratejik orduları vardır. Mesela Yunan ordusu öyle değildir. Yunan ordusunu ver silahı, ver bombayı, git Libya'ya çık da çıkamaz, yolu şaşırır. Öyledir yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bakarsın Malta'ya çıkmışlar. O kadar kötü. O kadar. Yani, o kadar kötüdür. Kıbrıs'ta gördük nitekim. O yüzden habire silahlanıyor. Hulusi Akar demiş ki ya bizim için silahlanıyorsanız az demiş. Yani. Evet. Daha fazla silahlı. Şimdi o yüzden Çin de biliyor. Tayvan'a çıktığı zaman Ukrayna modelinden daha ağır bir modelle karşılaşabilir. Çünkü Ukrayna ordusu sonuç itibariyle kriterler çerçevesinde Tayvan ordusundan daha zayıf bir orduydu. Bak kendi topraklarında dünyanın ikinci büyüklükteki ordusunu hallaç pamuğuna çevirdi. Sen şimdi bir adaya çıkıyorsun. Kaç kişiyle çıkacaksın? Nasıl çıkacaksın? Bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri anladığım kadarıyla her ne kadar tek Çin politikasını izlediğini hala söylüyorsa da benim anladığım kadarıyla Çinlilere Tayvan konusunda öyle çok rahat olmadıklarını da ifade etmişler. Orada olayı tetikleyen bir başka devlet var. Ben de onu yeni öğrendim. Yani öğrendim derken nedenini yeni öğrendim. Bazıca şimdi bizi izleyenlere de güzel bir bilgi notu olsun. Araştırmalarıma göre Tayvan adasında Pekin yönetimi sadece 4 yıl, bütün tarihi boyunca. Sadece 4 yıl Pekin'in yönetiminde kalmış Tayvan. 1945 ile 49 arası, o da Chiang Kai-shek milliyetçi Çin liderinin liderliğinde. 1895'te dönemin Japon imparatoruna, dönemin Çin imparatoru bu adayı teslim etmiş. Hani bizim Abdülhamit'in tek kurşun atmadan Kıbrıs'ı İngiliz'e vermesi gibi. O dönemde ve o yüzden Japonya Amerika'dan daha hassas. Bak eski savunma bakanlarını falan gönderdiler. Resmen açıklama yaptılar. Dediler ki Japonlar, Beyaz Kitap'ta Tayvan'a saldırı bize yapılmış saldırı gibidir dediler. O yüzden iş orada çok farklı ve çok yönlü. Ama Çin'in de bir duruşu var. O da şu. Ya ben burada geri adım atarsam bir daha sözümü kimse dinlemez diye düşünüyorlar. Bu düşünce Çin'de hakim olduğu sürece savaş çıkabilir. Bir de onu söylemem lazım. Peki ben Tunus'a dönmek istiyorum. Tunus tartışmalı yeni anayasayla rotayı parlamenter sistemden yarı başkanlık rejimine kırdı. Yeni parola da güçlü başkan, güçlü devlet. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yasama, yürütme ve yargıyı tek eline aldığı bir sürecin sonunda referandumdan geçirilen yeni anayasa ülkeyi birleştiren bir toplumsal sözleşme maalesef olmadı. Anayasanın Said'in sisteminin rayına oturma vaadine hizmet edeceğine dair inanç da zayıf. Yani Tunus'u yeni anayasayla ne bekliyor? Otokrasi mi? Tunus'u esasında bekleyenin geldiği bir yer. Şimdi Kuzey Afrika'da şöyle dikkat ediyorum. Batılılar ve Körfez ülkeleri, yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın liderliğindeki Körfez ülkeleri, Katar hariç ile Batılılar İsrail'in güvenliği açısından demokrasi istemiyorlar. Yani Arap ülkelerinde olsa bile çok hibrit bir demokrasi olsun istiyorlar, melez bir sistem olsun istiyorlar. Ama genelde pek istemiyorlar. Çünkü sırtını milletin oyuna dayamış liderlerin onların talep ettikleri doğrultuda hareket etmeleri mümkün değil. Mesela İsrail'in güvenliği için git onunla anlaşmaya, ama benim milletim istemiyor. Filistin'i savunmaktan vazgeçe, benim milletim istemiyor. Bilmem neyi yapmaya, benim milletim istemiyor. Şimdi millete sırtını dayamış politikacının liderliğini Avrupa, Amerika, Batı emperyalizmi ve onun bağlantısındaki Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi unsurlar istemiyorlar. 2013'te Abdülfettah el-Sisi'yi iktidara getiren darbe bunun tipik bir örneğidir. 2016'da benzerini bizde de yapmaya çalıştılar ama biz onların
tankının egzoz borusu da gömlek tıkadık. Yani onlar öyle gitti. Şimdi anladığım kadarıyla Libya'da da bak şimdi en büyük korkuları şu. Libya'da normal bir seçim olsa ve milletin seçtiği bir adam gelse doğal olarak bağımsızlıkçı, tarafsız ve özellikle Arap sorunlarında hassas bir adam gelecek. Orada Halife Hafter diye bir mareşal bozuntusu var, apoletleriyle dolaşıyor. O belli ki kafa kola alınmış bir adam. Bak bu kadar zulüm yaptı, bu kadar toplu mezar çıktı, bu kadar silah, bu kadar yatırım. Hafter hala orada. Ve şunu görüyorum, hala Libya'da Hafter'i iş başına getirmek için büyük çabalar var. Kays Said de öyle. Zeynel Abidin diktatördü, tamam. Zaten Arap Baharı Tunus'ta başladı 2011 yılında. Ama adam Beşar Esed'e göre daha vatansever bir adammış. Ülkesinin yıkılmasını istemedi. Karısını, çoluğunu, çocuğunu topladı, parasını da aldı, gitti. Suudi Arabistan'da öldü. Yani bir sürgünde öldü. Ama en azından ülkesini bir savaş bölgesi yapmadan gitti. Ve insanların önünü açtı. O dönemde laik kesimde, İslam kesimi, İslamcı kesim arasında uzlaşma sağlandı. Ennahda hareketi ve laikler bir anayasa yaptılar. İşte bu anayasa, o anayasa değiştirilen anayasa. Orada parlamenter sistem öne geçti. Meclis güçlendi. Ama başkanın yetkileri de arttırıldı. O yüzden biz ona hep melez parlamenter sistem dedik Tunus'takine. Zaten Kays Said de geçen yıl Temmuz ayında, bu yıl bugünlerde, bir yıl önce o anayasanın kendisine verdiği gereksiz ölçekteki yüksek yetkiler sayesinde darbe yaptı. Parlamentoyu kapattı, yargıyı kapattı, onu yaptı, bunu yaptı. Niye? Çünkü arkasına Körfez ülkelerinin, Mısır'ın, Fransa'nın, Avrupa'nın desteğini aldı. Bütün dert şu, demokrasi olmasın, Müslüman kardeşler gibi de örgütler olmasın, bağımsızlıkçı hareketler olmasın, hepimiz işimize bakalım. Şimdi tabii bu Tunus'ta iş zor Said açısından. Çünkü bu anayasaya toplumun %72,5'u direkt olarak karşı. Yani bu anayasayı bu oylamayla kabul etmek demek delilik. Çünkü şey değil ama tabii emperyalizm bütün planlarını yapmış gibi gözüküyor. Şu anda Kays Said'e karşı direnebilecek tek güç kaldı ülkede. O da işçi sendikaları. Tunus güçlü bir işçi sendikası hareketine sahip. Ve anladığım kadarıyla yeni dönemde diktatörlük işçi sendikalarını tırpanlayacak eylemler gerçekleştirebilir. Bu çerçevede kan dökülebilir. Yani İşçi sendikaları da geri adım atmakta pek niyetli değil. İşte Fas'tı, Cezayir'di. Yani halkın seçmediği oligarkların yönettiği devletler isteniyor. Bunu istiyorlar. Çünkü oligark nedir? Oligark doğuştan zayıf bir adamdır. Oligark hırsızdır. Devletinin, milletinin parasını çalar. Ama onun önüne belgeleri koydukları zaman da aman abi ben sizinle barış yapayım falan der. Böyle adamlar arıyor emperyalizm hala Orta Doğu'da. Peki son olarak kendi ülkemize dönmek istiyorum. Aslında Irak Suriye hattına dönmek istiyorum. Sayın Çavuşoğlu'nun da açıklamaları oldu. Suriye için her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bir gece ansızın dedi. Öte yandan şehit haberlerini de neredeyse her gün maalesef almaya devam ediyoruz. Sabırlar tükenme noktasına geldi de diyebiliriz. Sonucu ne olacak bu sürecin? İran'la hesaplaşma yakın mı? Öyle mi görüyorsun? İran'da zaten sürekli herkes hesaplaşıyor. Çünkü İran vekil kullanıyor. Kendi ordusunu kullanmıyor. İşte Lübnan'da Hizbullah'ı kullanıyor. Suriye'de Şii milisleri kullanıyor.
Irak'ta Haçlı Şabi'yi kullanıyor. Yemen'de Husileri kullanıyor. Ya yani İran esasında 1979 yılında giydiği deli gömleğinin doğal sonuçlarını yaşıyor. Sürekli savaşıyor. Ve bu arada İran halkı müthiş fakirlik içinde. Ülkenin bağımsızlığı da 25 yıllığına 400 milyar dolarlık bir destek anlaşmasıyla Çin Halk Cumhuriyeti'ne peşkeş çekilmiş durumda. İran bağımsız bir devlet midir? Dışarıdan baktığın zaman öyle gözüküyor ama bence İran artık çok da bağımsız bir devlet değildir. Çin'in yönetiminde bir ekonomi, Rusya'nın yönetiminde bir diplomasi ve askeriyeden bahsediyoruz. Tabii kolay kullanılabilir bir ülke haline geldi. Türkiye'ye karşı kolay kullanılıyor mesela. Irak'taki bütün yaşanılan o rezaletlerin, Türkiye aleyhine kampanyaların falan hepsinin kim tarafından planlanıp yürütüldüğünü artık biliyoruz. İran bizimle bir hesaplaşma gayreti içinde. Niçin? Çok enteresan bir denklem Balca. Orta Doğu'da savaşan iki taraf, iki bölge ülkesi bir tek konuda anlaşıyorlar. Yani birbirleriyle savaşıyorlar ama bir tek konuda çok net bir anlaşmaları var. Ben gizliden gizliye işbirliği yaptıklarına bile inanıyorum. İsrail ve İran'ın anlaştıkları tek nokta Türk askerinin Irak ve Suriye'den çekilmesidir. Evet. Yani bunu gördüğüm zaman zaten ben diyorum ki burada bir anormalite var. Burada bir saçmalık var. Çünkü bu iki taraf birbirine silah çekmiş, birbirinin nükleer fizikçisini, ne bileyim uzay araştırmacısını falanını filanını öldürecek, casuslarını suikastler için karşılıklı gönderecek kadar birbirlerine girmişler ama anlaştıkları bir konu var. Irak ve Suriye'deki Türk askeri varlığının gitmesi. Bu normal değil. Esasında normal. Çünkü anladığım kadarıyla o askeri varlık birçok küresel ve bölgesel planı bozuyor. Türkiye şu anda baskılama stratejisi uyguluyor. Yani bir gece ansızın gelebilirim lafı baskılama. Bu baskılamayı yaparken lafla yapmıyor ama. Ben dakika dakika takip ediyorum. Sürekli askeri konvoy sokuyor, yığınak yapıyor. Yani karşı tarafta böyle bir fırtınanın hani böyle yağmur bulutu gözükür ya simsiyah. Karşıdan aman aman geliyor dersin. Bir şey geliyor da tam ne zaman geliyor? O güzel bir baskılama. Habire yalvarıyorlar Amerika'ya, Rusya'ya. İşte bizi kurtarın, koruyun falan. O kadar pisliği yapmayın o zaman siz de. Bak her gün iki tane şehit veriyoruz. Evet. Yani bir devlet, bir millet buna ne kadar katlanabilir? Ben İran'ın içten de çok zayıfladığı inancındayım. Fakat küresel sistem özellikle İsrail İran'a ihtiyaç duyuyor. İran'ın varlığı İsrail'i rahatlatan bir yapı. Bunu ilk kez söylüyorum. Niye? Çünkü Batı'ya sürekli bak işte İran var, beni korumalısınız mesajı vermesi lazım. Bunu Yunanlılar da bizi kullanarak yapıyorlar dikkat ediyorsan. Evet. İsrail'in taktiği İran, Yunan'ın taktiği Türkiye. Biz bin defa da söylesek kardeşim bana ne senin toprağından, adandan, bilmem nenden desek de Yunanistan sürekli batıya gidiyor. Diyor ki bu Türkler saldırgan politika izliyor, beni koruyun. Aynı şeyi. Bugün İran'da devrim olsa, ateist bir rejim gelse, demokrasinin en güzeli şekillense en çok üzülecek ülke İsrail olacaktır. İran'daki demokrasi İsrail'in Orta Doğu'daki çöküşü anlamına gelir. O tehdidi göstererek ayakta duruyor. Tehdit ortadan kalkarsa bitti gitti. Geçmiş olsun. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Bütün sorularımı sordum ben. Sizin haricinde eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok güzel bir, keyifli bir sohbet oldu. Devam edelim. Peki. Çok teşekkürler. O zaman haftaya görüşmek üzere Erdem Bey.
Hoşça kal. Programımızın sonuna geldik. Bizler haftaya her hafta olduğu gibi yine M5 YouTube kanalında olacağız. Sayın Ardan Zentürk'le beraber gündemin ve dünyanın nabzını yokluyor olacağız, tutuyor olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşça kalın.